Gobeller merhabalar. Şimdi açı kenar bağıntılarının 3 numaralı testindeyim dostlarım. Hemencecik başlayalım sorularımızı çözmeye. Birinci soru. ABC bir üçgen diyor. BD ile CD açıortay olduğunu vermiş. Buna göre BC'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor dostlarım. Bakın şöyle yapacağız bu soruda dostlar. Şimdi diyeceğiz ki şu iki açıortayın arasındaki şu açıyı bir bulmaya çalışalım. Şimdi 7 var, 24 var ya. Hani şöyle bir formül vardı. Şu iki iç açıortayın arasındaki denizli açısı şuna eşitti her zaman. 90 artı tepedeki şu kullanmadığım açının yarısının toplamına eşitti. 90 ile A bölü 2'ye eşit. Şimdi A dediğim açı kaç derece olursa olsun şurada 1 bile olsa denizli açısı 90 artı 1 olacak. Yani her halükarda 90'dan büyük bir açı olacağı kesindir dostlarım. Denizli'nin. Şimdi bu madem ki 90'dan büyük bir açı, bu 90'dan büyüktür ve küçüktür muhabbetinde ne yapıyorduk biz dostlar? 90'mış gibi kabul ediyorum. Yani 7, 24, 25 olacaktı diyorum. Ama 90'dan büyük dediğim için buradaki x kenarım da 25'ten büyük olacak dostlarım. Dolayısıyla şimdi 25'ten büyükse bana en küçüğünü soruyor. 25'ten büyük olup da en küçük sayı hangisidir diye soruyor. 26'yı işaretliyorum. Birinci sorumun cevabı Edirne'den geldi Gobeller. Geldik 2 numaraya. ABC bir üçgen. AH diktir BC. BD eşittir DC demiş dostlarım. BD ile DC birbirine eşitmiş. Demek ki bu adam bir kenarortay. Bu da bir yükseklik. Bize göre diyor ki buna göre diyor BAC açısının açıortay uzunluğu kaç farklı tam sayı değeri alır? Senin bileceğin şey şu dostum. Açıortay dediğin şey yükseklikten büyük. Kenarortaydan da küçüktür dostlar. Şimdi yüksekliği kaç vermiş? Açıortayı da N harfiyle gösteriyordum. Yüksekliği kaç vermiş? 6. Demek ki 6'dan büyük. Kenarortayı kaç vermiş? 10. Demek ki kenarortaydan da büyük. A açısının açıortayı. Ne var bu aralıkta? 7 var, 8 var, 9 değerleri var. 3 tane değer alır dedim. Adana'yı işaretledim dostlar. Senin bilmen kural neymiş? Açıortay kenarortaydan küçük, yükseklikten büyük olacakmış. Ve geçiyorum 3 numaraya. Evet, bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, 82, 35. Hemen toplayalım şunları. 117 yaptı. O zaman buraya da 63 kaldı. Bu ne demektir dostlarım? En büyük kenarımız A. A kenarı büyüktür. Sonraki B kenarından, o da büyüktür. C kenarından bunu biliyoruz. Ne diyor bize? Verilenlere göre hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş dostlarım. Senin bileceğin şöyle bir bakayım ben cevabı hemen bulayım. Cevabımız Edirne'den gelecek dostlar. Şu, neden hocam? Bak şimdi kardeşim hiç diğerleriyle böyle tek tek uğraşmadım. B'nin diyor, B'nin kenar ortayı C'nin kenar ortayından daha büyüktür diyor. Dostlar burada kural şu, kenar ortaydaki ilişkimiz şu. Büyük açının, büyük açıdan inen kenar ortay her zaman daha küçüktür. Yani işin ters olduğunu düşünün dostlar. Şimdi normalde B açısı daha büyük ya. B açısı büyüktür C açısından olduğunda B'nin kenar ortayı yani VB küçük olacak V'nin kenar ortayından. Olması gereken buydu normalde. Bu da yanlışı söylediği için bize de yanlışı soruyor dostlar. Cevabımız Edirne'den geldi. 4 numaralı kural sorudayız. Bakalım bu ne diyor bize? ABC bir üçgen diyor. AE diktir EC diyor. Hemen şuraya bir harf vereyim. Y diyeyim ben buraya dostlarım. Şimdi bizim bildiğimiz kural şu. X dediğimiz kerata 8 ile Y'nin toplamından küçük. X küçük olacak 8 artı Y'den. Bunu biliyoruz. Bu 1. 2. Şu ikisinin toplamı, kural şuydu arkadaşlarım, şurada bir daha hatırlatayım ben size. Üçgenin içindeki bir noktadan, Edirne diyelim bu noktaya, şu BC, B ve C'ye iki tane doğru çizdim. Diyor ki kural, bu EB ile EC'nin toplamı, EB ile EC'nin toplamı her zaman AB ile AC'nin toplamından küçük, AB ile AC'nin toplamından küçük olacak ve yine şu BC'den de büyük olacak arkadaşlarım. Kuralımız bu. BC'den de büyük olacak. Şimdi biz ne yaptık? BC'den büyük kısmını yani X büyük, X'den büyük kısmını söyledik. Bir de neyden küçükmüş bu kerata? 13 ile
10'un toplamından, yani 23'ten de küçük. Hemen 8'i bu tarafa attım. Y küçüktür. 15 geldi. Şimdi Y 15'ten küçükse ben ne seçebilirim bu Y'yi en büyük derece olarak? Y'yi en fazla 14 nokta bir şey seçeriz. 14 nokta bir şey diyelim buraya. Şimdi Y dediğimiz sayı 14 nokta bir şeyden küçük. Peki şuraya gelelim. Şu X dediğimiz adam, madem ki bu üçgende hipotenüs ve hipotenüs de neydi dostlarım? Her zaman dik kenarlardan büyüktü. O halde X ne oldu kardeşler? 14 nokta bir şeyden büyük oldu diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Peki bu X denilen amca büyük üçgende şu iki kenarın toplamından da küçük olmayacak mıydı? Yani 23'ten de küçük olacak. O halde bu aralıktaki değerleri alır diyorum. 14 virgül bir şeyden büyük olan sayılar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22'ye kadar geliyor. Çünkü 23'ten küçük demiş. 2, 4, 6, 8 tane değer alır diyorum. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi Goberler. Geldik 5 numaraya. ABC bir üçgen. Çevre BDC 10 santim. Yukarıda verilenlere göre AB ile AC'nin toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bir şey sormuş. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Her zaman şu üçgenin çevresinin yarısından büyük olacak dostlarım. Yarı çevreden büyük olacak. Yarı çevre 5. 5'ten büyük olacaksa bu ikisinin toplamı, 5'ten büyük en küçük tam sayı değeri 6'dır dedim. Çok uzatmaya gerek yoktu bu soruyu. 6 numaraya geldik. AB'yi 10 vermiş. Bakın burada şu az önce söylediğimiz kuralı bir yazalım. Ne biliyoruz biz burada? Şu AD ile BD'nin toplamı üçgenin içindeki bir noktadan iki köşeye çizilmiş. AD ile BD'nin toplamı hemen şu karşılarındaki kenarın uzunluğundan büyük. Şu diğer iki kenarın toplamından da küçük. 15'ten de küçük olacak. Bakalım böyle bir şık var mı? Hangisi doğrudur diyor. Edirne şıkkı buna uyuyor dostlarım. Edirne şıkkı doğrudur. İlk altı soruyu gömdük. 7 numarayı aldık önümüze. Bakalım ne diyor bu Gober. Şimdi diyor ki ACB açısı ACB en büyük açıdır diyor. En büyük. En büyük açının karşısındaki kenar da her zaman en büyük kenardır. Yani 14 en büyük kenarmış. Ondan sonra ABC açısı ortanca açıymış. Ortadaki açı bu. Ortadaki açının karşısındaki kenar da ortadadır. Yani 14'ten küçüktür. Üçüncü kenardan da büyüktür dostlarım. Yani 9'dan da büyük olacak. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. Yani 13'ü, 12'yi, 11'i, 10'u toplayın diyor. 10, 20, 30, 40, 43, 45, 46 yapıyor. Toplamları Denizli'den geldi dostlar. 8 numaradayız. Hemen X için bir şeyler söylüyor. Şekildeki D noktası ABC üçgenin içinde herhangi bir noktadır diyor. Buna göre BC X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri acaba hangisidir diye bir soru sormuş bize kardeşler. Hemen şöyle yapalım. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri. Şimdi dostum, bumerang diye bir kural öğrendik biz. Bumerang şurada bakın. Şurayı bir görün. Şurada bir bumerang var arkadaşlarım. Ne dedik bumerang için? İçerideki şu 3 açının toplamı A'nın, B'nin ve şuradaki C açısının toplamı dışarıdaki 90 dereceye eşit. A, B ve C 90 dereceye eşit. Senin işin şuradaki B açısına bakmak. Şimdi B açısı A ile ve C ile toplanınca 90'a eşit oluyor dostum. E o zaman bu şu demek değil midir? B açısı %100 90 dereceden küçük bir açıdır. Çünkü anca A ile C'yi yanına katınca 90'a yetişebilmiş dostlarım. O zaman B küçüktür 90 dereceden. Peki biz 90'dan küçüğü görünce ne yapıyorduk dostum? Bu madem ki 90 dereceden küçük, sen önce bunu 90 kabul et. 9, 12, 15'i yapıştır. Ama 90'dan küçük dediği için benim X denilen amcam da 15'ten küçük olacak diyorum. Sorunun cevabı 15'ten küçük en büyük tam sayı değerini soruyor. 14'ü paketliyorum dostlar. Ve geçiyorum 9 numaraya. ABC bir üçgen. D elemanıdır BC'nin. Bu ne demek biliyor musun dostum? D elemanıdır lafını gördüğün zaman D şu B ile C arasında hareketli bir noktaymış kardeşim. İkisinin arasındaymış. B'de de kapalı, C'de de kapalı. Yani B de olamaz,
C'de olamaz mı demek istiyor. Yok, kapalıysa B'de dahil, C'de dahil demek istiyor dostlarım. B'de olabilir, C'de olabilir demek istiyor. Buna göre X'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye mi soruyor bize? Evet, X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi D noktası madem ki hareketli nokta, bak şurada da olabilir, burada olabilir, burada olabilir, şöyle olabilir, gittikçe B'ye yakınlaşıyor. O zaman en fazla geldikçe de geldikçe B'ye gelir. Şimdi Denizli burada olsaydı bak X değeri şöyle olacaktı. Gittikçe bu şekilde yakınlaşacak, yakınlaşacak, yakınlaşacak. En fazla, en az daha doğrusu B'ye kadar gelecekti ve en az 8 değerini alacaktı. Çünkü Denizli sola doğru geldikçe, geldikçe, geldikçe küçülecek. Yani X değeri en az 8 olur. 8'den büyük bir değerde olabilir. Peki X değeri sağ tarafa doğru yaklaştıkça, yani Denizli noktası buraya gelse, gittikçe gittikçe ne olacak bu Denizli noktası sağa doğru yaklaştıkça, C'ye kadar geldikçe gittikçe büyüyor dostlarım. En fazla C olur, tam C'ye denk düşerse de benim X dediğim kenar şurası olur, 15 olur. Yani X'in alabileceği en büyük değerde 15'tir ve bu aralıktaki bütün değerleri de alır. Kapalı dediği için de B ile C'nin de üstüne getirdim dostlarım. Peki bu aralıktaki değerler 8 oluyor. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 değerlerini alır. Kaç tanedir diye soruyormuş. 3, 6, 8 tanedir dedim dostlar. Geldim 10 numaraya. Biraz uzun bir soru. Okuya okuya gidelim. Düzlem aynaya gelen bir ışının yansıma açısının ölçüsünü gelme açısının ölçüsüne eşittir. Tamam, bunu biliyoruz artık. Bunu üçgende açıda da gördük dostlar. Aşağıda bir ayna düzeyine gelen ışının izlediği yol verilmiştir. Evet, ışın şöyle bir yol izliyor dostlarım. Hatta aşağıda şöyle bir bilgi de var. AB eşittir DE'ye. Görelim onu. AB şurası. Buna bir harf verelim. K diyelim buna. DE'ye eşitmiş dostlar. DE'yi göreyim. Şuraya eşitmiş. O zaman bu da K. O da EF'ye eşitmiş. EF de burası. O halde bu da K. Birinci ayna ile ikinci ayna B noktasında. Şimdi açıların değerlerini de vermiş dostlar. Bunu da bir yazalım biz isterseniz. Şimdi şurada 100 var. 30 daha 130. Şuraya 50 kalıyor. 50. Yansıyan ışın da 50 olacak. Burası da 50. 50, 50 daha 100. Şu ortaya 80 kaldı. 110, 50 daha 160, şuraya 20 kaldı. Yansıyan ışın da 20 olacak. 20, 80 daha 100, buraya da 80 kaldı. Yani bizim söyleyeceğimiz AC, şuradaki BC'ye kesinlikle eşit. Bunu söyleyebiliriz. Başka, şu üçgenlerde yorumlar yapacağız falan filan. Neyse, devam edelim bakalım ne diyor şimdi. A noktasında yaşayan, buradakileri tarif ediyor arkadaşlar. Şuraya göre, buna göre demiş, aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bize. GF. Şimdi GF'ye de bir harf vereyim ben dostlar. M diyeyim hemen GF'ye. GF büyüktür DC. DC'ye de bir harf verelim o zaman. N diyelim. Başka neresi var? Hadi CB de varmış. CB'ye de ne diyelim? T, E harfi diyelim. Emrah'ın E'si olsun. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakileri yazıyorum. Diyorum ki GF büyüktür DC. GF'yi görelim. GF, 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 GF. M demişiz GF'ye. Büyüktür diyor. DC. DC'yi bulalım şimdi. Denizli, Ceyhan. Nide'den büyüktür. Devam edelim. DC küçüktür. DC'yi bulayım ben hemen. N demişim DC'ye. N, DC küçüktür. CB. CB'yi bulalım E'den. CB küçüktür GF'den. CB küçüktür GF. Onu da bulalım. CB küçüktür. CB'ye E demişiz. GF'ye de M demişiz. Şimdi dostlar, buradakileri tabii siz şimdi yukarıdaki şekilde de uygulayacaksınız harfleri. Bakın ilkine bakalım. M büyüktür N'den demiş. M burada, N burada. İkisi de farklı üçgenlerde, hiçbir ortak kenarı olmayan üçgenlerde dostum. O yüzden bunların hakkında şöyle bir, hani doğru mudur, yanlış mıdır diye bir yorum yapamayacağım ben kardeşler. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir bu. Benden diyor ki hangileri doğrudur? Şöyle dese, hangileri kesin doğrudur dese, o zaman bir durum, bir değerlendirmesi yapabilirim ama şu anda hiçbir şey değerlendiremiyorum dostlarım. Çünkü bunlar farklı üçgenlerde, yani doğru da olabilir,
Yanlış da olabilir diyeceğim bunun için. Ama doğru olabilir. Hangileri doğrudur diyor. O yüzden bu doğru olabilir diyorum. Niğde ile Edirne'yi kıyaslayın diyor. Bakın Niğde burada, Edirne burada. Yine ikisi de farklı farklı üçgenlerde dostlarım. Hani ikisi de bir üçgende olsa, şu üçgende ya da bu üçgende. Yani bana Kastamonu ile Niğde'yi karşılaştır dese, evet hangisi büyük hangisi küçük söylerim. Ama farklı farklı üçgendeler. Biri Şam'da, biri Bağdat'ta. Ortak birer kenarları da yok bu üçgenlerin. O yüzden bu üçgenler hakkında yorum yapamam. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Tamam mıdır dostum? Son olarak Edirne ile Mustafa'yı kıyaslayın diyor. Bak Edirne ile Mustafa hiç alakası olmayan iki farklı yerdeki üçgen bunlar. Yine bunlar hakkında da bir kıyaslama yapamazsınız dostlarım. Dolayısıyla bu da doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hepsi doğru olabilir dostlar. O yüzden cevabım hangileri doğrudur diyor. Hangileri kesin doğrudur dese, hiçbiri kesin doğrudur diyemem dostlar. Cevabım hiçbiri olacaktı o zaman. Ama sadece doğrudur diye sorduğunda, yani kesinlik istemediği için hepsi doğru olabilir diyor. Cevabım Edirne'den geldi. Bu testi de gömdük. Bir sonraki teste görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.